alıyor. Bu hareketleri yürüyerek değil, biraz daha hızlı yapmaya çalışıyorum. Sürdüm. Durdurdum. Pas verdim. Evet, hemen bir arkamdaki patlata geldim. Evet, bir arkadaki. Çocuğun burada olması, bu disipline alışması. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasıl gidiyor? İyi. İyi mi? Futbolu seviyor musunuz? Hem de nasıl? Hem de nasıl? Nasıl gidiyor? İyi. İlk futbol deneyimin mi? Daha önce oynadın mı? Oynadım. Nerede? Mahallede. Evet. Ama profesyonel burada oynuyorsun. Evet. Değil mi? Hocalardan ders alıyorsun. Evet, alıyorum. Nasıl gidiyor? Güzel. İyi mi? İyi. Ortam iyi mi? Evet. Hocalar da iyi mi? İyi. Süper. Aferin. Oo! Tebrikler. Çalışma, evet, değil mi? Özgüvenini sağlamak ha, için. Aynen. Okula basamak olarak düşünebilirsiniz. Tabii, zaten tabii. Motorik gelişim için söylemiyorum bile o kadar fazla. Tabii. Vücuttaki kasları, değil mi? Senkronizasyonu geliştiriyorlar. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Çok iyi eğlenceler size. Çok yani burada kilo şeyi de önemli. Hani farklı kilolardan, değil mi? Çocukların olması da önemli. En ufak sikletten ağır siklet de var mesela. Hmm. Çok böyle iyi yapan çocuklar var, şeyler var. İnşallah lisans alırsınız. Güzel böyle branşınızda müsabakalara katılırsınız. Güzel madalyalar alırsınız. Evet. Teşekkür ederiz. Bütün hakemler puan verirse mi sayı geçerli oluyor? 3 hakem dedi ya. 3 hakemin en yük yani. 3 hakemde 2 hakem kırmızı. Lisans alacaksınız. Ondan sonra sizler de inşallah müsabakalara katılacaksınız. Evet, ailelere selamlar. Aleykümselam. Hadi bakalım, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere, Allah'a emanet. Hadi bakalım, teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Ver. Sensin. Ver. Ağaz. Otakan. Ver. Ağaz. Evet, yol. 7. 8. 9. Evde kimle oynuyorsunuz? Ben annemle. Annenle? Başka? Ben kardeşimle. Kardeşinle. Kim yeniyor? Burada satrancı iyi bir şekilde öğreneceksiniz. Ondan sonra bak hocalarınızla birlikte müsabakalara katılacaksınız. Kolay gelsin. Merhabalar. Evet. Merhaba. Ne haber? Sağ ol. Teşekkür ederiz. Merhaba gençler. Nasılsınız? Nasıl gidiyor tenis? Seviyorsunuz? İyi. İlk defa mı başladınız? Daha önce gelen var mı? Sen daha önce geliyordun. Sen. Nasıl gidiyor? Geliştiriyor musunuz? Evet. 8.30'da başlıyor. Akşam 6.45'e kadar antrenmanlar devam ediyor. Bir problemimiz yok. Oo, ne güzel. Biz de iyiyiz. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok güzel görünüyorsunuz. Herkes basketbol seviyor mu? Evet. Oo, müthişsiniz ya. Peki basketçi olacak kaç kişi var? Oo, neredeyse herkes basketçi olacak. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Merhabalar. Çocukları izliyorsunuz buradan. İyi, ne güzel. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Her şey yolunda mı? Hadi bakalım, başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Nasıl gidiyor? İyi. İyi, güzel. Öğrendiniz mi hareketleri? Evet, öğrendim. Oo, süper. Her sene bir şey yapıyoruz. Yani geliştirmek için, daha fazla sayıda çocuğu alabilmek için. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Var mı bizden istediğiniz bir şey? Peki. Rica ederiz. Sağ olun. Selçuklu Belediye'mizin yaz dönemi spor okullarında 3. haftaya girmiş bulunuyoruz. Toplam 15 branşta 13.103 öğrencimiz, gencimiz
burada bizlerle birlikte spor yapıyorlar. Belediyemizin 38 tesisinde 55 salonda haftanın her günü yaz spor okullarında öğrencilerimizle beraber oluyoruz. En çok talep gören branşlarımız basketbol, futbol, yüzme branşları. Binlerce gencimizle, binlerce çocuğumuzla, salonlarımızda, spor branşlarımızla birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Selçuklu Belediyesi'nin geleneği, spora olan ilgi hiçbir zaman bitmiyor. Biz de gençlerimizin en iyi şartlarda spor yapabilmeleri ve kendilerini geliştirebilmeleri için onlara yeni tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak inşallah önümüzdeki süreçte hem spor okullarıyla hem milli sporcularımızla, futbolcularımızla ve bireysel branşlardaki sporcularımızla ulusal ve uluslararası müsabakalarda madalyalar almaya ve en iyi neticeleri elde etmeye devam edeceğiz. Bunun için biz gençlerimizin, çocuklarımızın spor yapmasını önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın spor okullarında spor yapması bizim için önemli. Çünkü çocuklarımız burada sporla birlikte hangi branşta olursa olsun bir disipline kavuşmuş oluyorlar. Ve sporun disipliniyle birlikte aslında bütün hayatlarına, bütün yaşantılarına o disiplini getirmiş oluyorlar. Çocuklarımızın özgüven kazanmaları, spor disiplinini burada elde etmiş olmaları onların okul yaşantılarında, akademik kariyerlerinde ve gündelik hayatlarında da onlara büyük bir desteği sağlamış oluyor. Onun için Selçuklu Belediyesi olarak spor kulübümüze, spor müdürlüğümüze, spor okullarımıza desteğimizi her zaman en güçlü şekilde devam ettiriyoruz. Tabii bu büyük bir organizasyon, spor okulları organizasyonu. Türkiye'de en büyük spor okulları organizasyonu Selçuklu Belediyesi olarak biz gerçekleştiriyoruz. Burada büyük bir ekip var, büyük bir gayret var, çaba var. Ben başta spor kulübümüz olmak üzere spor müdürlüğümüz ve bütün çalışan arkadaşlarımıza, antrenörlerimize, hocalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu büyük organizasyonu gerçekleştirdikleri için bir teşekkürü de velilerimize yapmak istiyorum. Çünkü onlar çocuklarıyla bu şekilde ilgileniyor olmasalar bu organizasyonda bu neticeleri elde etmemiz mümkün değil. Velilerimize de gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıktıkları ve onları bu organizasyona dahil ettikleri, bizlere güvendikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Gençlerimiz pırıl pırıl, gençlerimizin hepsi çok bizim için özel ve hepsi yetenekli. Onlara yeter ki fırsat verelim, imkan verelim. Onların yapamayacakları bir şey yok. İnşallah önümüzdeki süreçte biz bütün branşlarımızda hem milli sporcularımızla hem kulübümüzle birlikte nice başarılara imza atacağız diyorum.